Kütahya 2. El Oto Pazarı yeni gününde yeni yerine taşındı. İlk gün 150'ye yakın araç görücüye çıktı. Kütahya Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 2. El Oto Pazarı artık Pazartesi Pazarı olarak da bilinen 600 araç kapasiteli yeni yerine taşındı. Ziraat Mahallesi kapalı pazar yerinde cumartesi günleri hizmet verecek olan otopazarında hem esnaf hem vatandaş uygulamadan memnun. Yeni ikinci el otopazarımız açılmıştır. Cumartesi günleri kuruluyor. Artık pazar günleri kurulmuyor. Pazar günü araba pazarında da tatil olacak artık. Yeni yerimiz çok güzel. Ortam güzel, üstü kapalı. Arabalarımız tertemiz, pırıl pırıl. Satışa hazır. Hepsi de. İyi, güzel burası. Kapalı. Alıcı için, satıcı için iyi. Yaz, kış ayında kullanılabilir. O bakımdan iyi olmuş abi burası. Yeni yerimizin üstü kapalı. Altı beton. Gölgede. Yağmurdan, çamurdan, etkilenmeden. Mesleğimize uygun bir yer, prestijli bir yer olarak da. Bundan sonra pazarı burada yapmayı düşünüyoruz ve ilk açılışını bugün yaptık. İnşallah bundan sonra burada devam edeceğiz. Eski pazarımız bitti. İkinci el otopazarında fiyatlar yüksek bulan da var, uygun diyen de. Fiyatlar biraz yüksek araba fiyatları ama bizim için iyi. Ama müşteri için sıkıntı. Değil mi arkadaşlar yani? Ama bundan sonra inşallah düzelir. Halkımıza da duyurulur yani. Türk parasından üstün para mı var yani? Türk lirasından çalışıyoruz biz. Dolarlar değil arkadaşlar. Fiyatlar tabii sıfır fiyatları arttıkça ikinci elde yansıyor biraz. O yüzden biraz yüksek fiyatla. Peki şu anda kafamızda bir model var mı? Bütçemize uygun araç bulabildik mi? Tabii bulabiliyoruz yani bütçemize uygun. Herkese uygun araç var. Pazar geniş. Bugün ilk gün olduğu için tabii fazla duyulmadı büyük ihtimalle. Katılım fazla yok. Ama artar yani. Katılım artar buraya. Fiyatlar normal. Biraz yüksek ama değil. İdare eder yani. Döviz endeksli olaraktan. Hatta düşük bile kalıyor yani. 10 liradan başlıyor. 500 milyara kadar gider. 1 trilyona kadar gider yani. Sınır yok arabacılıkta. Peki ilgi nasıl vatandaşlar? Sadece burası için demiyorum. Genel olarak son zamanlarda ikinci ele bir ilgi var mı? Vatandaşların tepkisi nasıl? Biraz bir durgunluk var. O da piyasadan kaynaklanan bir durgunluk yani.